Bu önemliydi. Yani 21 günlük ara, o bir haftalık aralar, 15 günlük aralar beni her zaman endişelendiriyor. Ama maç başladı zaten, yani o ilk 5-10 dakika o kaptırdığımız top, arkasından gelen gol. Gol beni hiç endişelendirmedi, onu çok net söyleyeyim ben. Yani ikinci golü de yeseydik biz bu maçı 4-2, 5-2, ne bileyim 6-3 falan filan kazanabilecek bir oyun sergiledik. Onu zaten okuyorsunuz ya. Oyuncuların yani o ilk 10 dakikadaki top kontrolleri, kendilerine olan güvenleri, iyi bir galibiyet oldu. Yani hani 4 gol tabii ki yani önemli, skor çok önemli ama oynanan futboldan çok memnunum. Murat Cem, alnından öferim. Ya yani hepsini alnından öpeyim, şey olmasın, yani hak geçmesin. Yani, hak geçmesin çünkü hepsi gerçekten bana göre her türlü övgüyü hak ediyorlar. Çünkü büyük bir özveriyle oynuyorlar, aidiyet duygusuyla oynuyorlar. Yani yerlisi, yabancısı, altyapısı, ne bileyim işte Kamil Ahmet'i, Olcay'ı, yani mükemmel oynadılar. Yani biz stresli bir süreç yaşadık işte şu 31 Mart biliyorsunuz, yani bir sürü ödemeler, işte UEFA lisansı için gerekli olan, yapılması gereken ödemeler birikmiş, alacaklar falan. Gerçekten yani bir 15-20 gün çok stresli bir süreç yaşadık. Ama işte şurada 90 dakikada, 94 dakikada bize hepsini unutturdular. Allah yardım ediyor ya. Vallahi Allah yardım ediyor. Yani yoksa başka türlü hani bu işin altından kalkmamız mümkün değil. Bize destek olan insanlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama şu, güven verdik biz insanlara. Yani şu kadroyla güven verdik. İşte biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde Kulüpler Birliği'nde bu yabancı oyuncu sınırlaması falan filan, ondan alakalı bir toplantı yapıldı. Biz orada çok net koyduk tavrımızı ortaya. Siz ne karar alırsanız alın, biz altyapımızdan ve ülkedeki diğer takımların altyapısından yetiştirdiğimiz oyuncularla bu takıma gerçekten bir şeyler verebilecek, tecrübelerini aktaracak, takımın çimentosu olacak yabancı oyuncularla, ki bunların sayısı 5 olur, 6 olur ama en fazla 8 olur. Biz kademeli olarak bunu düşüreceğimizi de söyledik. Ama siz ne karar alırsanız alın yabancı konusunda, isterseniz sahaya 11 yabancıyla çıkın, 24 yabancı transferi olsun. Biz bunu asla bir haksız rekabet olarak görmüyoruz. Zaten önümüzdeki 2-3 yıllık süreç içerisinde kimin ne kadar haklı olduğunu da zaman hepimize gösterecek. Beni mutlu eden diğer bir şey, yani yıllardır benim kafamda olan model bu modeldi. Geldiğimiz zaman bu şekilde biz genel kurulda delegelerimizin oylarına talip olduk. Bunu anlattık. Bu şekilde biz destek aldık ve o rotada yürüyoruz. Ha bu nevi bir başlangıç, yani işin başındayız biz. Yani sakın kimse yanılmasın veya söylediklerim yanlış anlaşılmasın. İşin başındayız. Geçenlerde sordular işte başarılısınız. Başarısızlığın dedim bir tık üstü asla başarı değildir. Biz sadece başarısızlığın bir tık üstüne çıktık yani şu anda. Tabii oynadığımız futbol taraftara keyif veriyor. Bu çok önemli. Yani sonuç ne olursa olsun taraftarın sahada oynanan futboldan zevk alması lazım. İşte bu benim takımım demesi lazım. İşte bugünkü maçta da yani gerçekten bu benim takımımdı. Hangisini birbirinden ayırt edelim ki? Yani Ekuban'ı mı? Yoksa sıfırdan golü var eden Antony'yi mi? 100 bin euroyu almasına da bir gol bir asisti kaldı veya iki golü kaldı. Ben bekliyordum yani. Nakavemeden ve Ekuban'dan çok şeyler bekliyordum. Geldikleri zaman, transfer ettiğimiz zaman işte takıma alıştılar, kente alıştılar. Oyuncular birbiriyle çok iyi kaynaştı. İyi bir kaptanımız var. İyi bir ikinci kaptanımız, üçüncü kaptanımız var. Hepsi görevlerini canlarını dişlerine takarak yerine getirmeye çalışıyorlar. Yani şimdi bir kulüp başkanını da zaten bundan daha fazla ne mutlu edebilir ki? Veya bir kulüp yöneticisini veya bir kulüp taraftarını yani. Taraftar Ahmet Ağalı. Yani bunun ötesinde daha neyle daha fazla mutlu olabilir? İyi bir gece yaşattılar bize. O 3 hafta aranın arasından bu başlangıç önemliydi.